Tekrardan merhaba. Eğitimimizin üçüncü bölümünde bugün artık grup operasyonları, G-code işlemi ve arkasından da uygulama komutlarından rotary cut fonksiyonu ile alakalı işlemlerimizi yapıp 15-50 MC motion control cihazımızla alakalı olası birçok durumun üzerinden geçip eğitimimizi tamamlamış olacağız. Yine benim sayfam dünkü bırakmış olduğumuz gibi karşınızda durmakta. Bugünkü ilk konumuz grup operasyonları. Grup operasyonları nedir? Hatırlayacak olursanız birinci günde sadece tek bir eksen, tek bir servo üzerinde bir takım motion hareketlerinin gerçekleştirilmesi üzerine işlemlerimizi gerçekleştirdik. İkinci günde iki eksen uygulamalarımız ve senkron uygulamalarımız üzerinde bir takım yapıları inceledik. Bugün artık ikiden de fazla grup işlemler dediğimiz uygulama komutlarına geldik. Delta Motion Control, DVP serisi Motion Control hem 15 hem de 50 MC'de grup işlemlerinde grup axis grup operasyon diye geçer bunlar. Hatta ben şöyle sağ taraftan da size o an açıyor olayım. Gördüğünüz gibi single ve multi axis'i inceledikten sonra axis grup operasyonları iki ve daha fazlası aslında toplamda 8 adede kadar eksenin birlikte hareket veya bağımsız hareketlerinin tek merkezden kontrol demektir. Bu ne demek? Örneğin siz şunu yapabilirsiniz. 8 adet servonuzu bir grup altında toplayarak bu grubun her bir pozisyonunu bağımsız olarak tanımlayıp bunların ayrı ayrı hedeflere varmasını sağlayabileceğiniz gibi interpole bir harekete de sürükleyebilirsiniz. Bunlar tabii ki farklı farklı komutların işlevleri. Ayrı ayrı göndermek ya da interpole göndermek aslında şudur. Siz gruba vermiş olduğunuz pozisyon değerleri itibariyle ayrı ayrı hedeflerini var şeklinde bağımsız bir konumlandırma yapmak istediğinizde herkes kendi hızı ve pozisyonunu icra eder, işlemini tamamlar ve burada bitiş hareketlerinin birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Aynı aslında şöyle düşünebiliriz. Elimizde bizim hatırlarsanız tek eksen komutumuz neydi? MC MOV relative komutumuz vardı değil mi? Bir eksene istediğimiz pozisyon değerini verip onun execute girişini çalıştırdığımız zaman oraya gidiyordu. Bunun gibi 3 tane, 4 tane, 5 tane veya 8'e kadar, 1 ile 8 arasında bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. 8'e kadar eksenimizin olduğunu düşünün. Her birine ayrı ayrı mov relative, mov relative, mov relative yapıp bunların execute girişlerini tek merkezden tetikleyip hadi şimdi siz hedefinize varın dediğiniz zaman nasıl ki hedeflerine varacaklar, burada vermiş olduğumuz icrayı işleyecekler. Bunu böyle ayrı ayrı komutlar üzerinde değil de artık bir grup operasyonu içerisinde toplayıp tek merkezden bütün hepsinin pozisyon değerlerini vermek suretiyle o hedeflerine varmasını sağlayabiliriz. Bu birinci durumdu. İkinci durum ise artık siz lineerde 8'e, dairesel'de 3'e kadar olmak suretiyle bu adetlerdeki servonun senkron bir hareket izlemesini sağlayabilirsiniz. Yani interpole bir hareket düzeltiyorum, izlemesini sağlayabilirsiniz. Interpole bir hareket nedir? Başlangıç ve bitişleri aynı zamanda olan hareketlerdir. Doğal olarak farklı yolları servolar alıyorsa, bu durumda farklı yollara ulaşmak için, aynı anda ulaşmak için farklı hızları kullanmak zorundalar. İşte bunun sistem tarafından otomatik olarak ayarlandığı hareket şeklidir. Bunlar da interpole hareket olarak karşımıza gelmekte. Evet, öncelikle biz grup operasyonlarını inceleyeceksek ekranımız şu an dünden kalmıştı. O zaman ekranımızdaki bütün eksen ayarlarımızı buyurun biz gruba göre düzenleyelim. Hatırlayacak olursanız motion sekmemizde biz eksenlerimizi ekliyorduk. Bugünkü eğitimimiz artık grupsa o zaman ben diyorum ki en az 3 tane eksenimiz olsun. Çünkü 1-2 yapmıştık. Bugün 3. ekseni de ilave edelim. Ama bu rakamın 8'e kadar olabileceğini
bilelim. Ve sekizli gruplardan da toplam 8 adede kadar farklı bağımsız grup da oluşturabileceğimiz de bizim bilgimiz dahilinde olsun. Yani biz bir tarafta dörtlü bir grup, bir tarafta beşli bir grup, bir tarafta sekizli bir grup. Bunun gibi toplam 8 tane bağımsız grup üniteleri de oluşturabiliriz. Nasıl olsa bizim kontrol cihazımız 24 gerçek enkoder ve virtual'ları koyduğumuz zaman 32 eksene kadar içinde yapıyı destekliyor. Siz bununla beraber toplam 8 tane bağımsız grup oluşturup çalıştırabilirsiniz. Öyleyse zaten bir gerçek servomuz var. Şu an kamera ekranında da görüyorsunuzdur. Hareketini dünkü eğitimden kalma şekliyle devam ettiriyor. İkinci bir virtual access eklemiştik. Hatırlayacak olursanız hep hesaplarımız kolay olsun diye mekanik ayarlardaki aktarmalarda motorun bir turunu 10 mm'ye gelecek şekilde ayarlamıştık. İkinci virtual access'imiz vardı, bir sanal eksenimiz. Bu sanal ekseni de yine 10 mm ayarladık. Ben diyorum ki bir tane daha virtual access ekleyelim sistemimize. Bu da 10 mm hat ve değeriyle mekanik tanımlaması olsun. Evet, şu an artık 3 tane eksenimiz var. 3 eksenle nasıl bir işlem gerçekleştirebiliriz? Gerçek eksenimize MC Power'la zaten enable'ımızı gerçekleştiriyoruz bu komutla. Hatırlayacak olursanız bunun aktivasyonuyla beraber home işlemini yaptırıp bulunduğu noktayı home kabul ettiriyorduk. Yine Virtual Axis 2'yi burada home işlemini yaptırmışız. Evet, bunun devamına üçüncü eksendeki virtual axis'i de yine home işlemini yapıp sıfırlayacak duruma getirelim. Evet, başlangıçta biz MC Power'u verdiğimiz zaman biliyoruz ki 3 tane eksenimiz de artık sıfırlanmış olacak. Ama grup işlemine geçmeden önce ilk aşama nedir? İlk aşama eksenlerden istediklerimizi grubun içerisine ilave etmek. Grubu bir kutu gibi düşünebiliriz. O kutunun içerisine biz hangi servoları atarsak daha sonra grup adı altında icra edeceğimiz komutlar bizim o atmış olduğumuz servoları kontrol edecektir. Öyleyse bizim ilk komutumuz neymiş? Add Axis to Group, yani bir ekseni grubun içine ekle. Evet, komutumuzu ekledik. Komutun parametrelerine bakarsak aslında ne diyor bize Axis Group'ta? Bu grup numarası nedir? Yani bir grup oluşturacaksınız. Bu grubun numarası nedir? Grubun numarası ne olabilir? 8 adede kadar olması sebebiyle 1 ile 8 arasında bir grup numarası olabilir. Buna 1 de diyebilirsiniz, 3 de, 5 de, 8 de diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. 8 tanenin 8'ini de ayrı ayrı kullanıp farklı farklı grup operasyonlarda yapabilirsiniz. Önemli olan bizim şu an bu 3 tane eksenimiz hangi grubu ifade edecek. Ben diyorum ki birinci grup olsun. Evet, birinci grup adı altında bir grup oluşturuyorum aslında şu an. Bu grubun içerisine diyorum ki sen bir numaralı, yani şu servomuz var ya bizim hareketinde ekranda şu an görmüş olduğunuz bu servoyu bu grubun içine ekle, bir numaralı servoyu. Evet, bunun execute girişi ne olsun? Add grup diyelim. Bu şekilde bir değişkenimiz olsun. Peki identity group ne demek? Bu şu demektir. Bizim 1'den 32'ye kadar node ID'si verilmiş birçok aygıtımız olabilir. Bu aygıtları icra ettirirken komutun içerisinde, örneğin biz bunlardan grubun içerisinde 1, 2, 3'ü almak zorunda değiliz. Bir tane 1 koyabiliriz, bir 7 koyabiliriz, bir tane 10 koyabiliriz, 15, 21... İşte 30 gibi farklı farklı noktalardan seçip grubun içerisine atabiliriz. Bu Axis numarasında görmüş olduğunuz numarayı kullanmak suretiyle. Bu ident grup bu grubun içindeki kaçıncı numaralı servo olduğunu ifade eden numaradır. Örneğin bizim her grubun içerisinde kaç tane servomuz olabiliyordu? 8. Evet, şunu diyoruz aslında. Bu eksen bir numaralı grubun birinci elemanıdır. Bu eksen bir numaralı grubun beşinci elemanıdır gibi tek tek bunları ident grup numarası verdirtebiliyoruz. Evet, bizim ID'miz birdi, node ID'miz bu eksenin de bir numarası olsun. Kopyalıyorum bakın komutu. Yapıştırdım.
Bu sefer diyorum ki evet, ikinci eksenimizi ekleyeceğiz. Dikkat ederseniz 2 numaralı virtual aksisi de grubun içerisine ilave etmemiz gerekiyor şu an. 2 numaralı virtual aksisimizi aldık. Bununla alakalı edaksis grubumuzu ekledik. Diyoruz ki evet, bu grubun numarası 1. Çünkü biz bunun tanımını baştan koymuştuk. Bu grubun 2, hatta değiştirelim, 3 numaralı, 3 numaralı virtual aksisimiz var ya, 3 numaralı virtual aksisi bu grubun ikinci elemanı olarak ekle. Bakın, cross check yapacağım şimdi. Yani 2'yi 3 numara, 3'ü 2 numaralı ident grup elemanı olarak eklemek suretiyle biraz sonra zaten uygulamada da bunun farklılığını siz rahatlıkla görmüş olacaksınız. Yani aksis grubun, buradaki aksis numarası node ID'sinin grubun içerisinde herhangi bir önemi yoktur. Bizim bu aksis numarasını gruba ne diye tanıttığımızın önemi vardır. Öyleyse biz ne yaptık şu an? Üçüncü, yani buradaki virtual aksis, 3 numaralı virtual aksisimizi aldık. Bu grubun ikinci elemanı yaptık. Evet, tekrar Ctrl-C ile kopyalayıp bunu yapıştıralım. Birinci gruba 2 numaralı virtual aksisi, bu sefer 3 numaralı ident grup olarak ekleyelim. Bakın, yerlerini değiştirmiş oldum. Artık benim eksenlerim grubun içerisinde gerçek node ID ile nasıl görünüyor? 1, 3 ve 2 şeklinde. Ama bunların aksis ID'lerine baktığınız zaman aslında 1, 2, 3 şeklinde. Evet, yerlerini tamamen değiştirerekten böyle bir olabilirliği de size eğitim esnasında aslında göstermek istedim. Evet, gruplarımızı ekledik. Elemanlarımızı, daha doğrusu grubun içerisine ekleyecek komutlarımızı koyduk. Bu artık grubun oluşturulması için ön şartı zaten sağlamış oldu. Şimdi gelelim ikinci konumuza, ikinci komutumuza. Grup enable. Evet, grup, bir numaralı grubu oluşturduk. İçerisine servolarımızı attık. Yani bir kutumuzu açtık. Kutunun içerisinde ilgili elemanları attık. Şimdi bu kutunun paket haline getirilmesi lazım. İşte bu paket haline getirmek için grup enable komutunu programımıza ekliyorum. Grup enable, hangi grup enable edilecek? Bakın, burada biz bir numaralı bir grup oluşturmuştuk. Bir numaralı grubu enable yap. Hemen bir execute şartı bulalım. Grup en olsun, hatta enable'ın eni. Burada bakın, move direct velocity, move direct acceleration, move direct deceleration ve jerk. Bunlar ne? Hatırlarsanız grubu oluşturduğumuzda çalışma şartını nasıl söylemiştik? Bağımsız bir şekilde her birini tek merkezden tetikleyip farklı farklı hızlarda, farklı boylara, farklı zamanlarda ulaşmasını sağlayabileceğimiz gibi bu grubun, işte bunlar move direct olarak isimlendirilir. Hepsini bir grup oluşturup bunlara bir lineer hareket yaptırabileceğimiz durum da vardı. Dikkat ederseniz lineer olduğunda hızın bizim tarafımızdan tanımlanması gibi bir durum olmaması lazım, değil mi? Çünkü sisteme vereceğimiz bir hız olacak. Bu hız servoların pozisyon miktarları itibariyle, eksenlerin pozisyon miktarı itibariyle kullanmış olduğumuz komut tarafından otomatik ayarlanarak aynı anda varmaları sağlanacak. Evet, move direct ile alakalı işlem yaptığımız zaman kullanacağımız hız, evet, buradan tanımlanacak. Öyleyse hızımızı tanımlayalım. Göstermek istediğim, mouse'u bilerek bu şekilde tutuyorum. Bakın, altta type bölümünde array yazıyor. 1'den 8'e kadar. Ve long real bir değişken. Bu ne demek? Evet, hatırlarsanız biz ne dedik? Her grup 8 tane eksenden oluşabilir. Tamam, 8 tane eksenimiz var. 8 eksenli ise o zaman move direct, velocity, acceleration ve deceleration, jerk gibi değişkenlerin de 8 adede kadar eksenin bilgisini içeriyor olması lazım. O yüzden zaten bu değişkenler array olarak görünmekte. Buraya bir grup speed isminde bir değişken ekleyelim. Enter'a bastığımda bakın, data type'ını otomatik olarak kendisi array seçiyor ve 8'li bir grup. Ben şimdi bunu retain'de işaretlemek istiyorum ki kalıcı olsun.
Çünkü biraz sonraki uygulamalarda 8 tane array için tek tek bu değerleri girmek bize bir külfet oluşturacak. Bir kere girelim, o değerler içerisinde kalsın şeklinde kalıcı bir variable bölüm olarak bunun atamasını yaptırıyorum. Evet, burada gSplit yani grup split olarak vermiş olduğum değişken eklendi. Bakın buradan görelim. Burada grup split değişkeni bakın eklendi ve array olarak karşımızda. Tipini de var retain olarak tanımladık. Gelelim şimdi ikinci değişkenimize. Buna da diyelim ki grup ACC olsun. Bu da retain değişken olsun. Üçüncü değişkenimiz bu sefer deceleration yani grubun her bir üyesinin bağımsız olarak tanımlanacak olan yavaşlama rampası grup buna detach olarak verelim ve grubun jerk değerinde jerk olarak şu şekilde tanımlayalım. Burada hızlı yaptığım için atladığım bir durum şu deceleration'ı buradan retain yapalım ve yine jerk değerinde retain yapalım. Gördüğünüz gibi artık bu grup enable komutumuzun 4 tane parametresi mevcut. 4 parametresi de kendi içerisinde 8'li bir array dizisini ifade etmekte. Tamam, artık buraya kadar yapmış olduğumuz tüm işlem bu eksenleri alıp bir grubun içerisine paketleyip daha sonra bu gruba kullanımı itibariyle hızlanma, yavaşlama ve jerk parametrelerini de tanımlayaraktan grubun oluşmasını sağlattırmış olduk. İlk hareket komutumuz move linear, düzeltiyorum, move direct relative. Move direct relative komutunu denemek için hemen alt kısmı bir network açıyorum ve sağ taraftan görmüş olduğunuz gibi move direct relative komutunu programıma ekliyorum. Programa ekledikten sonra evet bu komut nedir? Biraz onu inceleyelim. Move direct relative komutumuzu ekledik. Buradaki bazı parametreler bize aslında tanıdık geliyor. Evet, axis grup. Bizim grubumuzun numarası kaçtı? 1'di. Çünkü yukarıda bir numaralı grubu oluşturmuştuk. Şurada da enable ettik. Execute girişinden şuradan direct start 1 diyelim. Böyle bir değişkenimiz olsun. Bizim burada bir pozisyon değerimiz var bakın. Pozisyon değerinde de mouse'u özellikle üzerine tutuyorum. Gördüğünüz gibi pozisyonda array dizisi zaten olması gereken bu. Neden? Biz 3 tane eksen. 3 eksenin pozisyonunu gireceksek 3 eksenin pozisyonunda bir dizi olması lazım ki bağımsız olarak bu dizinin içerisine hepsini ekleyelim. Öyleyse buraya eklemiş olacağımız grup post diyelim hattında aslında ismine grup pozisyon dedikten sonra retain'i seçiyorum bunda da. Bu artık ne oldu? Grup pozisyonun içerisinde toplam 8 tane dizi var. Array dizisi ve array dizisinin burada biz pozisyon değerinin değişkenini vermiş olduk. Evet, koordinat sistem, buffer mod, translation mod, translation parametre bunlar nedir? Bunları buyurun help'inden bakarak daha anlaşılır hale getirelim. Koordinat sistem rezerveymiş. O zaman hemen silelim. Gelelim diğer parametrelere. Buffer mod dikkat ederseniz sabit bir olmak üzere ayarlanmış. 0 MC aborting seçemiyoruz. Buffer mod 1'de. Bu ne demek? Şöyle hatırlayalım. Buffer modu 0 yani MC aborting yaptığımızda tek eksende. Bir eksen komutu çalışırken farklı bir komutu tetiklediğimiz anda ne yapıyordu? O komutu kesip diğerine geçiş yapıyordu. Değil mi? Buffer modu seçtiğimiz zaman buffer yaptığımızda yani bir seçtiğimizde komut çalışırken İkinci bir komutu tetiklersek birinci komutun bitmesini bekliyor. Sistem birinci komutu tamamladıktan sonra buffer alınmış olan bu bizim ikinci komutu çalıştırıyordu. Doğal olarak burada bir olarak gelmesinin sebebi
Çünkü zaten bağımsız bir şekilde her biri hedefe farklı zamanlarda ulaşıyor. Farklı zamanlarda ulaştığı için de komutun birbiri ardına çalıştırılması burada hepsinin tamamlanması durumunda gerçekleştirilebiliyor. O yüzden komutta biz burada aslında şunu yapamıyoruz. Sıfır yapıp sen komu her birini bağımsız olarak abort et, tek tek yenilerine başla tarzında bir harekete sürükleyemiyoruz. Burada komut bizi buffered mod yani tamamen birbiri arkasına çalış şeklinde bir çalışmaya zorluyor. Buradaki buffer modu 1 olarak seçiyoruz. Onu da girelim. Gelelim transition modumuza. Evet, burada transition modumuz neymiş? Sıfırmış ve transition parametrenin de şu an sıfır olduğu için de burada bir önemi yok. Aslında şu üç parametreyi şöyle izah edecek olursak, sonuçta bu servoların, bu eksenlerin her biri hedefe farklı zamanlarda ulaştıkları için aynı anda bitmeyen bir hareketi biz blend edemeyiz, değil mi? Blending neydi? Bir pozisyon biterken ikinci pozisyonun başlangıcı ile birleştirip hiç durmadan ikinci harekete geçişiydi. Ama move direct relative'de bunların hedefe varmaları farklı zamanlarda olma ihtimali mevcut mu? Evet, çünkü herhangi bir şekilde lineer bir hareket yok burada. Her birine biz ayrı ayrı pozisyon ve hız değeri veriyoruz. Her biri kendi pozisyonunu kendi hızında tamamlıyor. Birincisiyle üçüncüsünün pozisyonları tamamlaması arasında belki 2 saniye olacak. Yani ikinci eksen pozisyonunu tamamladığında birinci eksen çoktan pozisyonunu tamamlayıp zaten durmuş olacak. Duran bir eksene nasıl blend edebiliriz? Yani hız birleştirmesi yapabiliriz. Yapamayız. Öyleyse işte burada buffer mod 1, transition mod 0 ve transition parametrenin de transition modun 0 olması sebebiyle hiçbir önemi olmadığını da izah ettikten sonra komutumuza tekrar geri dönelim. Evet, bunu da sildik. Gelin programı şimdi yükleme işlemini yapalım. Programımızı yükledik. Online olalım. Yukarıdaki çubuğu aşağı doğru çekerekten lokal variable'larımızı şu an bir listeleyelim. Artık yeni bir tabir. Her sayfanın içindeki bu görmüş olduğunuz değer değişkenler aslında bu sayfayı ilgilendiren lokal variable'lardır. Lokal variable'ların içerisindeki değerler sadece bu sayfayı ilgilendirir, bu sayfanın içindekini. Farklı bir program sol taraftan eklediğiniz zaman onun içerisindeki herhangi bir değişkeni ilgilendirmez. Öyleyse buyurun buradaki ilk komutumuz Group Enable'ın içerisindeki Speed değişkeninin bakın artısına bastım ve sistem açıldı. Evet, birinci eksenli ikinci ve üçüncü elemanları şeklinde o grubun tek tek hızları yanında burada verilmiş. Biz bu grubun tümüne şu an eleman vermemize gerek var mı 8'ine birden? Hayır, biz sadece 3'ünü kullanıyoruz. Öyleyse 3 tanesini girelim. Birincimizin hızı burada 20 milimetre bölü saniye olsun. İkincimiz 30 olsun. Üçüncümüz de 50 olsun. 20, 30, 50 şeklinde hızlarımızı tanımladık. Şunları sağ klik, right all dedik. Zaten retain değişkendi. Yazılma işlemi tamamlandı. Evet, ikinci durumumuzu yapalım. Bu sefer acceleration zamanları. Ben bunları hepsine 500 şeklinde 3 eksen içinde veriyorum. 500, 500. Bunları write all dedim. Bunlar da yazıldı. Evet, üçüncü durumumuz deceleration zamanları. Bunları da 500 şeklinde tamamlıyorum. Bu değişkenlere şu an atamalarını gerçekleştirdik. Write all dedik. Evet, son jerkimizi de verelim ve Group Enable'ın bütün tanımlamaları gerçekleşmiş olsun. Jerk değerlerimizi de 1000, 1000, 1000 şeklinde verelim. Mümkün mertebe aşırı yumuşaklıktan kaçıyorum şu an. Daha hızlı hareketleri görebilmek için. Evet, Group Enable'ın hatırlayacak olursanız bakın burada Group Enable'ın bütün parametrelerini şu an değerlerini doldurmuş olduk. Şimdi gelelim. Buradaki move direct relative'e tanımlamış olduğumuz grup pozisyonlarından ayrı ayrı pozisyon değerlerini vermeye. Grup pozisyonla alakalı kısmı açtım. Evet, birinci eksenimiz 100 milimetreye gitsin.
İkincisi 150'ye gitsin ve üçüncüsü de 200'e gitsin. Böyle bir tanım yapalım. Her birinin ayrı ayrı pozisyonunu verdik. Yazma işlemini de tamamladıktan sonra artık variable kısmını daraltıp programı daha net görebilir hale getirelim. Void kısmından da giriyorum. Axis 1 ve 2'nin pozisyonları burada. Axis 3'ü de ekleyelim ki pozisyon değerini görelim. Bu aşamadan sonra servomu enable yaptım. Bakın bütün pozisyonlarım şu an ne oldu? Sıfırlandı. Çünkü hepsini home yaptırmıştık. Şimdi eksenlerimizi gruba ekleyelim. Evet, down çıkışını aldık, down çıkışını aldık ve down çıkışını. Bunları alamıyorsanız burada büyük ihtimalle hata kodu ürettiği zaman zaten şu error ID'den bakabilirsiniz. Ama genellikle bir hareket esnasında grup enable yapmaya kalkarsanız eksene grubu enable edemezsiniz. Ve o ekseni alıp bir grubun içerisine ilave edemezsiniz. Grubun içerisine ilave edilebilmesi için ne durumumuz? Yani sistemde burada düzeltiyorum hemen şöyle. Axis diagnostiği açıp hatırlayacak olursak sistemin stand still'de olması lazım. Yani continuous, home, stop, discrete motion. Yani bu modlarda olmaması lazım ki grubu içine siz ekseni ilave edebilirsiniz. Bu durum aynısı burada da geçerli. Evet, her birini grubun içine ekledik. Bakalım grubu bu hız değerleri ve rampa jerk değerleriyle enable etmeye. Evet, enable'ımızı da yaptık. Şu an her şeyimiz hazır. Ne kaldı? Artık grup komutumuzu çalıştırıp tüm eksenleri ayrı ayrı pozisyon değerlerine göndermek. Evet, startımı veriyorum. Eksen 1'i kameradaki servodan izleyebilir. Eksen 2, eksen 3'ü de zaten alt taraftaki watch kısmında göstermiş olduğum pozisyon değerlerinden görüyor olacağız. Startımı verdim. Eksenlerim dönüyor. Bakın birinci eksenim 100, ikinci eksenim 200, üçüncü eksenim 150 şeklinde görünüyor. Aslında olması gereken bu mu? Biz nasıl tanımlamıştık pozisyonları hatırlarsanız? 100, 200, 300 şeklindeydi değil mi? Şey düzeltiyorum, 100, 150, 200 şeklindeydi. Ama burada 100, 200, 150 şeklinde. İşte bu biz gruba eklerken 2 numarayı 3, 3 numarayı 2 yap dediğimiz için bizim vermiş olduğumuz pozisyon da şu ident numarasına göredir. Doğal olarak biz ident 1'e 100'e git dedik. Ident 2'ye 150'ye git dedik. Ama hangi eksene git demiş olduk aslında? 3 numaralı eksene 150'ye git demiş olduk. Yine ident 3'e 200'e git dedik. Ama hangisine demiş olduk? 2. numaralı eksene demiş olduk. Öyleyse bakın buradaki pozisyon değerlerini tekrardan icra ettirelim. Çalıştırdığımız zaman bakın biraz yakın oldukları için pozisyonları, hızlar da yakın olduğu için aslında farklı zamanlarda yer aldı. Şöyle yapalım. Daha sizin için anlaşılır olması sebebiyle ben hemen hız değerlerini tekrardan bir refresh edeceğim. Buradaki birinci hızımı 50 yapıyorum. İkincisi 30, üçüncüsü de 20 kalsın. Böyle bir hız değişikliği yaptım. Pozisyon değerlerine göre daha farklı zamanlarda ulaştığını size daha net gösterebilmek için. Hatta pozisyonlarımızı da şöyle yapalım. Biraz sanki yakın değerler. Birincisi 100 olsun, ikincisi 200 olsun, üçüncüsü de 300 olsun. Şöyle bir güncellememizi yaparak işlemi tekrardan en baştan test edelim. Evet, ayarlarımızı attık. Ben diyorum ki buradan servomuzu koparttım. Enable'ı verdim. Eksenlerle alakalı grup enable'ı düşürdüğümüz için gruplar o an pasif oldu. Tekrardan her ekseni ayrı ayrı grubun içerisine atıp grubu da enable yapmak zorundayız, bilginiz olsun. Çünkü MC power'ı kestiğimiz için artık bütün grup o an bozulmuş oldu. Şimdi tekrar deneyelim. Grubumuza ben start'ı verdim. Bakın birincisi tamamladı, 100'e ulaştı. İkincisi
300'e gelecekti değil mi bu? Bakın 3 200'e geldi. Bu da 300'e gidecekti. Dikkat ederseniz birbiriyle kesinlikle bir bağları yok. Her birine vermiş olduğumuz pozisyonu her biri kendi başına icra ediyor. Yani move direct relative komutunda birbiriyle herhangi bir şekilde hareket birlikteliği yok. Bağımsız olarak tümünü vermiş olduğumuz pozisyonlara gönderiyoruz. Doğal olarak biz bunun sonuna herhangi bir şekilde komut eklesek de ikinci bir komut çalıştırsak da bu ne yapacak? Tetiklemiş olduğumuz komutu peşi sıra çalıştıracak. Buyurun onu bir deneyelim. Hemen buradan bir routine olarak oluşturdum. Şuradaki grup post 1 olarak değiştiriyorum. İkinci bir pozisyon tanımlamak için şuradaki startımızı da 2 yaptım. Hemen bu haliyle tekrar yükleyelim. Buffered mod olarak seçiliydi. Davranışının neden o şekilde olduğunu da rahatlıkla anlamış olacağız. Evet, online olalım. Şu ikinci grubumuzun hatırlarsanız pozisyon değerleri var. Bunlara da diyorum ki her biri 100 milim ilerlesin. Farklı hızlarda olduğu için doğal olarak farklı zamanlarda yine ulaşmış olacaklar. Evet, birinci pozisyonlarını hatırlayacak olursanız 100, 200 ve 300'dü. İkinci pozisyon değerleri ise hepsinin 100'er milimetre. Eksenlerimi MC Power yaptım. Gruplarıma ekledim. Grubu enable yaptım. Her şey hazır. Buradan start diyerekten birinci komutumu çalıştırdım. Hemen arkasından 2'yi de verdim. Bakın dikkat ederseniz 2 beklemede şu an. Neyi bekliyor? Tümünün şu an tamamlanmasını, yani şunun 300'e gelmesini bekliyor. Evet, 300'e ulaşmasını bekleyelim. 300'e ulaştıktan sonra ikinci komut buffered modda olduğu için her biri 100 milim gitti. Evet, 100 olan 200'e ulaştı, 300 olan 400'e, 200 olan da 300'e ulaştı. Gördüğünüz gibi buffered modda biz ne kadar komutları arka arkaya çalıştırıyor olsak da buffered moddan başka seçim olmadığı için, çünkü burada blend edemeyiz. Translation mod buranın aslında blending gibi düşünebilirsiniz. Translation mod sıfır olarak karşımıza gelmesinin sebebi neydi? Her birinin farklı zamanlarda hedeflerine ulaşıyor olmalarıydı. Evet, bu relative'imizdi. Relative'i görmüş olduk. Şimdi ikinci komutumuza gelelim. İkinci komutumuz ne? Move direct absolute komutu. Evet, komuta ekledik. Buradakini de isterseniz move direct absolute'e çevirelim. Burada artık komutumuz ne? Absolute mantıkta çalışacak. Öyleyse girmiş olduğumuz pozisyon değerleri aslında absolute mantıkta neydi? Gidilecek hedef noktasını ifade etmekteydi. Buradan komutu bu şekilde değişikliğe uğrattıktan sonra buyurun programı tekrar yükleyelim. Servomuzu enable yaptık. Bütün eksenlerimizin 3'ü de şu an enable oldu. Evet, servomuz bakın enable'da. Grubumuza ekledim. Gruba dair hız tanımlamalarını yaptım. Ve şu an move direct absolute'ü test edebilirim. Bulunduğumuz pozisyonlar ne şu an? 0, 0, 0. Bizim hedeflerimiz neydi? Burada gideceğimiz hedeflerimiz. Hemen şöyle kenarlarını isterseniz yazalım. Bu 100'e gidecek. Bununkisi 300. Bununkisi de 200. Bunlar neydi? Bizim komutlarda yazmış olduğumuz hedef değerlerimizdi. Kenarında da görmüş olduktan sonra komutumuzu, bu tabii bahsetmiş olduğumuz bu değerler neydi? İlk komutun değerleriydi. Startımızı verdik. Evet, birincisi 100'e ulaştı. Üçüncü eksen 200'e ulaştı. Üçüncü eksen hala virtual axis, düşük hızda olması sebebiyle gördüğünüz gibi 300'e o da ulaştı. Bu esnada ikinci komutumuz neydi her biri için? Hatırlayacak olursanız hepsi 100'dü. Buradan rengimizi hatta şöyle değiştirelim. Evet, ikinci komutumuz da birincisi 100, ikincisi 100 ve üçüncüsü de 100'dü. Doğal olarak absolut bir nokta ise ben
Burada komutu çalıştırdığımda birinci eksende herhangi bir değişim olması gerekiyor mu? Hayır. Neden? Zaten 100 noktasında. Ama diğer iki eksen birisi 200 milimetre, biri de 100 milimetre geri gelmek suretiyle 100 noktasına ulaşacaklardır. Bir dakika. Değerimiz sanki sıfırlanmış. Onu bir kontrol edelim. Şurada atlamışız yine. Var retain yaptım diye kaldı. Şunu var'a çevirelim. Tekrardan programımızı yükleyelim. Kusura bakmayın. Unutmuşum var retain'i. İçinde 100 var diye sanıyorum. Sıfıra dönmüşler. Hemen buradan tekrar değerlerimi yazıyorum. 3 tane değerimi yüklemesinde yaptım. Pozisyon değeri olarak içerisine. Şimdi tekrar edelim isterseniz. Servomuzu enable yaptık. Grubumuzu eksenlere ekledik. Enable yaptık. Pozisyon değerini açtık ve ilk startımızı verdik. Birincisi 100'e geldi. İkinci eksenimiz 300, üçüncü eksenimiz de 200'e ulaşmak üzere. Evet, üçüncü eksen de tamamladı. Son eksenimiz de 300'e geldi. Bu aşamadan sonra ikinci komutu çalıştırdığımız zaman mavi ile gösterilen pozisyon değerlerine her biri tek tek ulaşacak. Bakın birinci eksenle alakalı herhangi bir aktivite olmadı. İkincisi şu an 100'e gidiyor, üçüncüsü de yine 100'e gidiyor. Yani burada artık vermiş olduğumuz pozisyon değerleri ne ifade ediyor? Absolut olarak ifade ediyor. Öyleyse biz komutları çalıştırırken şurada kapatalım. Buffer modla tepkisini gözlemlemek için kapatıyorum. Eksenlerimi ekledim. Ve grubu enable yaptım. Ben diyorum ki birinci komut çalış, ikinciyi de tetikledim. O esnada. Dikkat ederseniz hedefe gidiyor. İkinci komut şu an busy modunda. Yani bekliyor. Şu an meşgul. Neyi bekliyor? Şuradaki aksis 3'ün 300'e ulaşmasını bekliyor. Aksis 3, 2 pardon, 300'e ulaştıktan sonra ne oldu? İkinci komut icraya başladı. Aktif duruma geçti. Her birinin 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Ve 100'e şu an ne yaptılar? Ulaştılar. Gördüğünüz üzere move direct relative ve move direct absolute komutlarıyla bir grubun içerisindeki eksenlere farklı farklı pozisyon değerleri vermek suretiyle tek merkezden tanımlanmış olan hızla neticesinde hedeflerine ulaşmasını sağlamış oluyoruz. Burada örnek bir robotik kolun bağımsız hareketleri de düşünebilirsiniz. Her birinin pozisyon değerleri ayrı ayrı bağımsız. Bu hareketlerin tek merkezden kola uygulanması gibi durumları ifade edebilir. Gelelim şimdi lineer, absolut ve lineer relative komutlarımıza. Online konumundan şu an düşüyorum. Şuradaki move lineer relative komutunun seçimini yapıp okey diyorum. Yine buradaki move lineer relative'i ikinci komut olarak da değiştirdim. Bunlar aslında burada görmüş olduğunuz bakın lineer absolute sağ tarafta ve lineer relative komutlar şu an konumuz lineer'e geçti. Buradan çekip atmaktansa ben bir şekilde direkt olarak komutun üzerinden değiştirdim. Tekrar tekrar sil, ekle yapmamak için değişkenleri. Durumumuzu bir kontrol edelim. Evet, birinci grup aksis. Execute girişimiz doğru. Burada bakın pozisyon değerimiz var. Bir velocity değerimiz var artık. Bu velocity değeri dikkat ederseniz bir long real değişken. Yani bir array değil. Her birine artık ayrı ayrı hız veremiyoruz. Totalinin alabileceği maksimum hızı veriyoruz burada tanımlamak için. O zaman burada speed 1 şeklinde bir değişken tanımlamamız yeterli. Acceleration kısmını 500, deceleration 500 ve jerkimiz 1000 olsun. Hatta F1 diyelim, bir gözlemleyelim. Yine koordinat sistem kapalı ama buffer mod dikkat ederseniz burada bir ya da blended şeklinde seçilebiliyor. Yani bir yaptığımız zaman
çalışmasının nasıl olmasını bekliyoruz. Birinci komut tamamlandıktan sonra ikinci komuta geçip ikinci komutu sıfırdan tekrardan icra etmesini bekliyoruz. Ama Blend yaptığımızda ne oluyordu? Birinci komut tamamlanırken sıfır hıza düşmeden ikinci komut öncesinde tetiklendiyse Blend olarak, öyleyse sen bunu al, ikisinin hızlarını birleştirerek durmadan birbirine ulaştır şeklindeydi. Evet, burada farklı bir durumu inceliyor olacağız. Tabii ki biz burada 3'ü seçersek, 3'ü seçtiğimiz zaman otomatik olarak transition modun da önemi karşımıza çıkıyor. Bunlar ne? Ve transition parametreler ne? Burada da bunları gözlemleyeceğiz. Öyleyse biz önce koordinat sistemimizi kapattık. Buradaki MC buffer modu, transition ve transition parametrelerini buyurun uygun şekilde ayarlayalım. Bakın burada buffer mod 1 ise zaten transition mod 0 olmak zorunda gördüğünüz gibi. Çünkü herhangi bir şekilde blend işlemi yoktur buffer modda. Sıfırdan tekrar ikinci pozisyon kalkışa geçtiği için. Blending 3 yaparsak buffer modu, bu durumda bizim 2 tane seçim şansımız var. Burada constant value sistemi yoksa corner distance mı? Bu nedir yani 2 veya 3'ün anlamı nedir? Burada biraz Air'den size onu aslında göstermeye çalışacağım. Hareketin nasıl olduğunu. Evet, bu blending'in transition modu 2 seçtiğimizdeki davranışı. Dikkat ederseniz birinci pozisyonda 2 eksenimiz var. 2 eksen 100.000'e 100.000 noktasına ulaşıyor. Burada birinci pozisyon bakın tamamlanmış. Daha sonrasında İkinci bir hareket uygulanıyor. İkinci hareket de 250.000'e 100.000 noktası absolut noktada. Bakın dikkat ederseniz burada pozisyon noktasında büyük bir aşırtmayla sistem vermiş olduğumuz hedefe düşüyor. Burada hızla alakalı durmama noktasını ayarlamak için kullanmış olduğu bir sabit constant velocity noktası var. Constant velocity ile geçiş yapıyor. Aslında pozisyondan büyük bir sapma yapıyor. Değil mi? 250.000 hedef olacakken bir anlık belki bu noktada 400.000'lere kadar çıkıyor. 400.000'lerden tekrardan 250.000'lere geliyor. Constant velocity'yi kullandığında. Bu çok aslında efektif bir sonuç elde etmeyebilir. Eğer ki pozisyon kararlılığının çok hassas istendiği noktalarda. İkinci durum, transition modun 3 olma durumu. Transition modun 3 olma durumunda bakın burada da bir parametre verilmiş. Evet, şimdi durumu bakalım isterseniz. Transition modda kendisi şurada 10.000 gibi bir rakam verilmiş. Bu nedir? Bakın burada artık şekil düzeldi. Birinci pozisyon X ve Y düzleminde 100.000'e 100.000'e gidecek iken burada B noktasında artık linearite bozuluyor. Bakın lineer bir hareket vardı. Lineariteyi bozarak ikinci pozisyon 100.000'e 250.000'e 100.000 noktasını ifade etmekteyken buradaki lineariteyi bozup hiç durmadan ikinci pozisyona geçişi tamamlattırıp burada 250.000 noktasına getirtiyor. Dikkat ederseniz pozisyonda bir aşırtma yapmadı. Ama bu B ve C arasında bir linearite bozulmasına neden oldu. Bu olası bir durum mu? Mutlaka olası bir durum. Neden? Çünkü siz birden fazla eksene lineer bir şekilde hedefe varmasını, daha sonrasında bu hedefe daha ulaşmadan ikinci bir komutu blending ve transition'ına vermek suretiyle evet sen şimdi bu iki pozisyonu hiç durmadan birbirine hızlarını birleştir. İki pozisyonun hızları lineariteye bağlı olduğu için farklılık arz edeceğinden dolayı doğal olarak bunun bir yerde hız senkronizasyonunun sağlanabilmesi için pozisyonun lineerlikten çıkartılarak bir geçiş noktasının oluşturulması, geçiş noktasının akabinde de tekrar pozisyon değerine ulaşıyor olması gerekmekte ki bu transition modun 3 halinde görmüş olduğunuz gibi daha kararlı bir sonuç elde edilmiş. Öyleyse
bu konuştuğumuz olay neydi? Blending mod 3 seçiliyken Transition modu eğer ki 3 yaparsanız bu en son görmüş olduğumuz hedefe varmadan linearity'yi bozarak birleştirme hareketini yapacağı anlamını taşıyor. Ama eğer ki Transition modu 2 olarak seçerseniz sabit bir hızda geçiş yapacağı için bu sabit hızın değerine göre, Transition içerisindeki sabit hızın değerine göre de bir overshot durumu karşımıza çıkacak. Overshot durumunda da pozisyon kararlılığında pozisyonun linearitesi, ikinci pozisyon için konuşuyorum. Birinci bir şekilde zaten hedefine ulaşmış oluyor o esnada. İkinciye geçiş yaparken o hızla alakalı senkronizasyonu tutturabilmek için pozisyon senkronizasyonundan, linearitesinden kopması sebebiyle farklı bir davranış izlediğini görmüş olalım. Şimdi buffer modun aşağı yukarı nasıl olduğunu zaten bir önceki komutta gördük. Birinciler tamamlanacak ve ikinciler çalışacak. Öyleyse biz buyurun burada isterseniz blending mod üzerinden işlemimizi gösterelim. Ben blending modu 3 olarak ayarlayacağım ve transition modu 3, pozisyon değerinde yine buna uygun vereceğiz. Buffer modunu 3 yaptım. Transition modu 3. Burada bizim pozisyonlarımız 100 milim civarında olduğu için 10 milimlik bir transition parametresi tanımlattırdım. Yine aynı şekilde bunları, hatta şöyle yapalım, kopyalayalım, yapıştıralım. Bu ikincinin startı olsun. Bu ikincinin pozisyonu, speed, ikincinin speed olsun. Rampalarını verdik ve parametrelerimiz karşımızda. Şimdi bu durumu gözlemleyelim isterseniz. Servomuzu enable yaptık. Eksenlerimizi grubun içerisine ilave ettik. Grubumuzu enable yaptık. Artık buradaki move direction, velocity, acceleration ve deceleration bir önemi var mı? Hayır. Neden? Çünkü komutun hızları kendi içerisinde zaten tanımlanıyor. Bu bir lineer hareket olması sebebiyle. Öyleyse ben burada sadece pozisyon değerlerine bakmam lazım. Pozisyon değerleri de birinci pozisyonun komutu 100-300-200'dü. İkinci pozisyonun da burada 100-100-100'dü. Bunlar daha önceki komutlarda hatırlarsanız vermiştik. Speed değeri olarak da burada örnek 10 milimetre bölü saniye bir hız tanımı gerçekleştirelim. Öyleyse pozisyon değerlerimizi de açalım. Burada start işlemimizi uygulayalım. Ben şimdi birinci pozisyonu çalıştırdığım anda bakın burada her biri, tabi burada 300 milimetreye gideceği için hız değerimizi bayağı düşük vermiş olduk. Şöyle yapalım, biz bunu ben hızlandıracağım. Kusura bakmayın, tekrar şuradan kapatmak zorundayım. Evet, eksenlerimi enable yaptım. Şuradaki grup enable'ı kapatıyorum önce, onu unutmuşuz. Tekrar eksenlerimi grubun içine ekledim. Arkasından grup enable verdim ve sistemi tekrar çalıştırıyorum. Hızım çok düşük olması sebebiyle farklı zamanda varacaktı. O yüzden değişikliği yaptım. Evet, gördüğünüz gibi 100 mm bölü saniye hızı maksimum olmak suretiyle vermiş olduğumuz pozisyonlara aynı anda ulaştılar. Aynı anda pozisyon değerine ulaştı. Hatta bu komutu ikinci kez çalıştıralım. Relatif zaten. Bakın hedefe ulaşmalarına hepsi aynı anda ulaşıp dan çıkışını aldı. Yani aslında 3 eksen birbiriyle lineer bir hareket gerçekleştirmiş oldu burada. Lineer bir hareket gerçekleştirdikleri için de şöyle ikilsel düzlemde gösterirsem ben size lineer bir hareket sebebiyle aslında hareket ne oldu? Başlangıç noktasıyla bitiş noktaları farklı olsa da bunların şurada birisi 100, birisi 300 olsa da bunların varış noktaları aynı zamanı ifade etmekte. Yani aynı anda 300'e ulaşmış oldular. Sebebi lineer bir hareket olduğu için. Hız olarak vermiş olduğumuz 100 kimin hızı oldu? Pozisyonu en büyük olanın hızı oldu aslında. Şunun. Doğal olarak
3 saniye 100 milimetre bölü saniye hızla 300'ü ne kadar da gideriz rampaları sıfır kabul edersek 3 saniye alır. Dikkat ederseniz bizim pozisyonlamamız da zaten bir 3 saniye kadar zaman almış oldu. Öyleyse şuradan hemen bir temizleyelim. Ve tekrar çalıştıralım. Pozisyonun bakın icrasının yaklaşık olarak 3 saniyelik zamanda tamamlandığını da gözlemlemiş olabiliriz. Gördüğümüz gibi burada move direct relative'den farklı olarak move linear relative'de hedefe artık farklı farklı zamanlarda farklı farklı hızlarda değil de vermiş olduğumuz bir tepe hızına aşmamak suretiyle her biri ayrı aynı zamanda ulaştı. Peki o zaman hızlarını kontrol edelim. Biz aslında 100 milimetre olarak vermiştik hızımızı ama bakalım eksenlerimiz hangi hız değerlerinde bu işlemi gerçekleştiriyor. Hemen tüm 3 eksen içinde velocity parametresini aktif ediyorum ve ekrandan gözlemleyelim. Bakın burada şu 3 eksen bizi ilgilendiriyor aşağı doğru. Startımızı verdik. Evet, sistemin lineerliği için bakın. Biraz kısa sürdü konuşana kadar. Sistemin lineerliği için ikinci eksenimiz 80, üçüncü eksenimiz 53, birinci eksenimiz de ona göre 16'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam, 26'larda. Her biri farklı bir hız değerinde dönmek suretiyle lineer 3 eksenin lineer bir şekilde hareketini sağlamak suretiyle 100 milimetre bölü saniye maksimum velocity değerinde aşma dediğimiz için olası bütün hızla alakalı ayarlamalarını eksenlere uygulamak suretiyle hedeflere varmasını sağlamış oldu. Öyleyse ben burada birinci eksenle alakalı translation modu peki çalıştırırsam davranış ne olacak? İsterseniz enable'ı keselim bir ekranımız sıfırlansın. İşleyişimizi birlikte gözlemlemiş olalım. Pozisyon değerlerimiz burada. Ben birinci pozisyonu çalıştırdım ve ikinciyi de verdim. Dikkat edin, birinci pozisyon tamamlandı, ikinciye geçti. 50'ye yükseldiğini görmüşsünüzdür. Eksen durdu mu? Durmadı. Neden? Translation modu ayarladığımız için blending ile beraber dikkat ederseniz birinci ve ikinci lineer hareketleri birleştirerek bu işi yaptı. Hedef ne oldu? Birincisi 100, ikincisi 300, üçüncüsü 200'deydi. Bunun üzerine 100-100-100 gitmek suretiyle hedeflerine ulaşmış oldu. Tekrar edelim isterseniz. Evet, birinciyi çalıştırdım, ikinciyi de verdim. Hareket eden servom transition noktasında bakın blend etti ve vermiş olduğumuz 10 milimetre içerisinde geçiş hareketini tamamladıktan sonra hedeflerine ulaşmış oldu böylelikle. İşte gördüğünüz gibi burada bizim kullanmış olduğumuz move linear relative komutuyla birden fazla eksenin aynı zamanda hedeflerine varması üzerine lineer bir hareket izlemesini gerçekleştirmiş olduk. İkinci komutumuz absolute komutumuz. Lineer absolute komutumuzu burada ekleyelim. Lineer absolute komutumuzu da ekledikten sonra programımızı tekrar çalıştıralım, yükleyelim. Evet, servomuzu enable, eksenlerimizi ekledik. Grubu enable yaptık. Buradaki grup enable'ın hızları dediğim gibi direct relative absolute'un olsa da bu grup enable yapmadan siz buradaki grup komutlarını çalıştıramazsınız. Hatayla sonuçlanacaktır. Bir hata alacaksınızdır. Bilginiz olsun. Yani grup enable'ın sadece enable kısmını aslında kullanmış oluyoruz. Hız kısımlarını kullanmamış olsak da. Evet, birincimiz ve ikincimiz karşımızda. Ben artık absolute komut çalıştırdığımda ne biliyorum? 100, 300 ve 200 noktasına her bir eksenim gidecek. Hedef noktalarına vardılar. İkinciyi çalıştırırsam bu sefer dikkat ederseniz birincisi 100'deydi zaten. Diğerleri de 100-100-100 noktasına ulaştı. Burada karşımızda 100-100-100 noktalarına hepsi gelmiş oldu. Böylelikle
lineer olarak absolut koordinat düzleminde hedeflerine aynı anda varmalarını sağlamış olduk. Yine aynı şekilde bunları peşi sıra çalıştırdığımız zaman transition modlarla da benzer durumda burası için karşımıza geliyor olacak. Yine aynısının burada artık 8 eksene kadar lineer bir hareket değil de circular relative ve circular absolute komutları mevcut. Onu da şöyle sadece size göstereceğim bir dairesel hareket olması sebebiyle. Sonuçta bir iki eksen düzleminde hareket verdirirseniz daire işlemini yaparsınız. Eğer ki 3 eksen varsa helisel bir harekete çıkarsınız. Burada helisel interpolasyon komutla helisel interpolasyon yaptırabilmek için şekilde gördüğünüz gibi hangi düzlemde bu işlem gerçekleştirilecekse buradaki parametrelerini her eksen için ayrı ayrı tanımlattırmak suretiyle burada görmüş olduğunuz gibi eksenlere more circular relative ve more circular absolute komutlarını kullanmak suretiyle dairesel interpolasyon yaptırabilirsiniz. Bizim biraz önce yapmış olduğumuz lineer interpolasyonun dışında bu komutlarda mevcut. Yine grup stop, grup continue komutları hareket esnasında o grubu durdurup tekrar devam ettirme gibi grubun o anki aktüel pozisyonlarını buradan şöyle açalım fonksiyondan aktüel pozisyonlarını alıp şu position kısmına dikkat ederseniz position kısmına array'dir. Yani bir celsede aslında siz grubun bütün elemanlarının pozisyon değerlerini okuyup bir array dizisine alıp orada izleme yaptırabilirsiniz. Grubu oluşturdunuz. Ungroup'la grubu çözebilirsiniz. Yani dağıtabilirsiniz. Ya da grubun içerisinden add axis'le bir grubu eklemiştik ya ihtiyacımız oldu. O eksene biz sadece grubu bozmadan herhangi bir şekilde grubun içerisinden elemanları çıkartmadan herhangi bir ekseni o grubun içerisinden izole edebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi remove axis from group'la eklediğiniz mesela şuradaki üçüncü ekseni grubun içerisinden çekip daha sonra buna jog'la manuel hareketler verdirip bireysel hareketler. Unutmayın grubun içerisinde olduğu sürece hiçbirine bireysel hareket verdirtiremezsiniz. Komutlar hata olarak girer. Çünkü artık onlar bir grubun elemanıdır. Grupla beraber hareket edebilirler. O yüzden bireysel hareket verilecekse grubun çözülmesi lazım. Ya da grubun içerisinden o eksenin dışarıya çıkartılması lazım gibi düşünebilirsiniz. İşte bu remove axis gibi grup parametreleriyle bunları alabiliyoruz.